Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, demin değerli arkadaşım değindi yap işlet devlet modeline. Ben de aynı konuya gireceğim. Karayolları üzerinde konuşacağım. Sayın Bakanımız karayollarında yetişen bir arkadaşımız, gerçekten karayolları iyi bilen bir insan ama AK Parti iktidara geldikten sonra karayolları küçülterek bütün makineleri satarak hep taşeron işine verdi. Müteahhitleri zengin yapmak için karayolların vasfını kaldırdılar ortadan. Değerli arkadaşlar, defalarca burada gündeme getirmiştim. Bizim bir Aydın Deniz arasında bir otoyol ihalesi vardı. Şunu söyledik. Aydın'la Deniz arasında gidiş dönüş iki tane yolumuz var. Yan tarafı genişletebilirsiniz. Ve otoyol yaparken devlet garantisi değil, vatandaşın kullanacağı bir yol yapacağını söylemiştik. Geçen hafta cumartesi günü Aydın'daydım. Özellikle yarım, yani 78 kilometre açılan otoyolda Sayın Bakanım geçtim ve kredi kartı ödeme yaptım. 78 kilometre 95 lira arkadaşlar. İzmir'de Aydın 130 kilometre, o yol devlet yaptı, otoyol, bir tünel var, orada geçerken 9 lira 50 kuruş verdim. Yani dünyanın en pahalı yolu Sayın Bakanım. Ve üstelik bu yolu yarısı açıldı, garanti başladı mı? Onu da öğrenmek istiyorum Sayın Bakanım. Günde 35 bin araba geçecek. Özellikle bakanımdan rica ediyorum. Eğer orası şu an açılmış yeri otoyolsa, demek ki ben otoyolda hayatım boyunca geçmemişimdir. Ve yol yol değil arkadaşlar. Onu da başta söyleyeyim. Değil arkadaşlar. Yine Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu var. O dönemde 2013'te buranın ihalesi oldu. Toplam 6,5 milyar. Yani garanti verilen bölge karayolları o yol için %80, köprü maliyeti %19 civarında. 2013'te ihale yapıldıktan sonra ek bir ilave daha yapıldı. Köprüye %80 garanti verdiler. 35 dolar artı KDV artı Amerika'nın enflasyon oranına göre. Yani yolda alınan %80 kısmı köprüye verdiler. Ve 2016'da bu köprüyü açtılar değil arkadaşlar. Yolda ortada yok. Bu köprüde günde 40 bin araç geçmek şartıyla, doğru mu bakanım, garanti verdiler. Yani 2027'de, yani 7 yıl süresi vardı, 2027'de tam 1 milyar 350 milyon dolar hazine bu firmaya para verdi. Köprünün maliyeti kaç para biliyor musunuz arkadaşlar? 1 milyar 200 milyon Sayın Bakanım. Yani demen Sayın Grup Başkanı'nın dediği gibi siz 85 milyon garibanda parayı topluyorsunuz, beşli çetelere veriyorsunuz. Düşünün, 1300 günde 1 milyar 350 milyon lira hazinede bu firmaya para aktarıldı. Yani bir yılda amorti etti. Peki bu anlaşma nasıl biliyor musunuz değerli arkadaşlar? 2035'e kadar halen devlet garantisi verecek. Yani 1 milyar 200 milyon euroya dolara yaptığınız köprünü karşılık tam 10 köprü parasını ödüyoruz. 12 milyar bu yoksulların cebinde alıp beşli çetelerin cebine koyuyorlar değerli arkadaşlar. İşte onun için emeklilere para vermiyorlar. Emekli 7500 lira süründüler. Onun için işçiye para vermiyorlar. Onun için memura para vermiyorlar. Onun için esnafa para vermiyorlar ve çiftçiye para vermiyorlar. Bu resmen AK Parti'nin ülkeyi soymak için yapılan bir sistem değil arkadaşlar. Sayın Bakanım, özellikle burada Faruk Çelik eski Tarım Bakanı ithalatçılara karşı çok büyük mücadele verdi. Ama ithalatçıların kurbanı oldu. Ben Aydın'ın milletvekili olarak tarıma gittiğimizde Ziraat Odası Başkanları, çiftçilerimiz hep teşekkür eder. Burada size bir şey önereceğim Sayın Bakanım. Gelin bu yap işlet devlet modellerin bütün projeleri kamulaştırın. Kamulaştırın. 30 yıl bunlara para vermememiz gerekiyor. Kamulaştırınız ki bir köprü yerine 12 köprü vermeyelim. 78 kilometre yol için 500 kilometre yol vermeyelim. Yapın ki tarihe geçin. Çünkü bu sistem Türkiye Cumhuriyeti soyan bir sistem değil arkadaşlar. 78 kilometre yol yapıyorsun, 500 kilometre otoyolun parasını ödüyorsun. Bir köprü yapıyorsun,
Tamamlayın lütfen, bitirelim. Teşekkür ederim başkanım. Yalansa burada fişir. Gel göstereyim sana sayın bakanım. Yaptınız bu anlaşmaları, yaptınız bu anlaşmalarınız var ya, iktidarımız zamanında bağımsız yargının önünde hesap vereceksiniz, hesap. Öyle kaçmak yok, öyle kaçmak yok. Her çaldığınız bu ülkeyi soyan paraları söke söke geri alacağız, hazineye koyacağız. Öyle kaçmak yok, öyle kaçmak yok. Geleceksin, bu fişi sana vereceğim. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, 85 milyona sesleniyorum. Biz 84 milyon insan çalışıyoruz, 1 milyon insanı doyuruyoruz. O beşli çeteleri doyuruyoruz. Şunu bilin ki bir gün gelecek, o beşli çeteler müdahale edecek. Bu burada sizler oturmayacaksınız. Beşli çetelerin temsilcileri olacak. Büyükşehir Belediye Başkanları onlar belirleyecek. Göreceksin bir dahaki dönemde neler olacağını bileceksin.